Selamun Aleyküm sevgili öğrencilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Sınavlarınız da iyi gidiyordur. Sadece Arapça dersi değil, bütün sınavlarınızda başarılar diliyorum. Bu videomuzda 6. sınıf Arapça dersi 2. dönem 2. yazılı örnek sınav sorularını çözmeye çalışacağız inşallah. Ancak Milli Eğitim'de 6. sınıflarda 2 tane kitap var. Birisi Milli Eğitim Bakanlığı, birisi... Evrensel yayın evine ait. Bu çözecek olduğum sorular evrensel yayın evinin kitabına göre hazırlanmış sorular. Tarafımdan hazırlanmış olan sorular. Zaman zaman soruluyor bu soruları nereden alıyorsun filan diye. E, tamamen kendim hazırlıyorum. Ders kitabından faydalanarak kendim hazırlıyorum. Evet e, bu videoda geçen yazılı sorularıyla ilgili anlamadığınız kelime, cümle ve benzeri aklınıza takılanları... Yorumlar bölümüne yazabilirsiniz, oradan sorabilirsiniz. Bunun yanı sıra görüşünüzü, eleştirinizi, önerilerinizi de buradan yazabilirsiniz. Ancak eleştiriler saygı çerçevesinde olmasını rica ediyorum. Evet, hemen yazılı sorularımızı çözmeye başlayalım. Bu sınav kağıdımızın ön yüzü, bu da arka yüzü. Evet, bu da baş tarafı. Bu şekilde her bir sorumuzu sayfayı dolduracak şekilde büyük bir şekilde, iyi bir şekilde görebileceğiniz şekilde çekeceğim. Hemen başlayalım birinci sorumuzdan. Ne demiş? Sorumuzu okuyalım önce. Sorusunun cevabı hangisi olamaz? Hel mı mi? Soru edatı. Herde bu gamisu ebir. Bu Beyaz gömlek mi diye soruyor. Sorumuz bu. Peki cevaplara bakalım. A seçeneğiyle başlayalım. Neam, evet. Haza bu. Gamisu yaz. Evet, bu beyaz bir gömlek. Beyaz gömlek. E ee, olabilir mi böyle bir cevap? Olabilir ama burada olamaz ola e, olamayacak olanını arayacağız. Evet, bunu eliyoruz. B. L. Hayır. H. Bu. Gamisu esvet. Bu siyah gömlek. Evet. Hayır diyor. Hayır. Bu siyah gömlek. Olabilir mi? Olabilir. Bunu da eliyoruz. C. L. Hayır. H. Gamisu ahmer. Hayır. Bu. Ne, kırmızı bir gömlek. Bu da olabilir. am? Evet. Hâzâ bu gamîsu ezrak. Evet, bu mavi bir gömlek diyor. Olamaz çünkü beyaz gömlek mi diye sorduğunda eğer beyaz ise evet denir, beyaz değil ise hayır şeklinde söylenir. Doğru cevabımız D seçeneği. İkinci sorumuz Mâ ne hâzâ bu. Bu ne? Guffez, eldiven. Blüfer, kazak. Bedletün, takım elbise. Hızaün, ayakkabı. Şetevi yün, kışlık. Hızaün, şetevi yün, kışlık ayakkabı. Evet, resimde görülen. Evet, bot, kışlık bir ayakkabı. Doğuracağımız D seçeneği. Üçüncü sorumuz. Özellikleri anlatılan mevsim hangi seçenekte verilmiştir? Bakalım neler diyor özelliğinde. El hava harun sıcaktır. Ve el fevâkihü meyveler kesira. kethiratun çoktur. Evet bu mevsim nedir? Yaz mevsimidir. Yaz mevsiminin neyini bulacağız? Arapçasını bulacağız. A. Es sayf yaz. Evet hemen ilk seçeneğimize yer almış. B. Er ilkbahar. Eş şita kış. El ezher. Evet. El ezher da çiçekler herhangi bir mevsimle ilgili değil. Evet. Bu soruyu geçiyoruz. Dördüncü sorumuz. Cümlesinde hangi soruya cevap bulamayız? Se nezhebu, se ecek acak normali gidiyoruz. Se nezhebü. gideceğiz. İle Mescidi Kuba, e, Kuba mescidine gideceğiz. Evvelen önce burada bir zaman belirtiyor. Şurası nereye gidileceğini söylüyor. Şu da ne yapılacağını söylüyor. Evet. Nerede? Nerede? Var mı bunun cevabı? Yok. Biz gene de diğer seçeneklerimize bakalım. Kim? Kim gidecek? Burada nahnu yok. Açık bir şekilde yok. Gizli olarak var. Biz nereden anlıyoruz onu? E, nezhebü. Nezhebünün içinde yer alıyor. Ezhebü olsaydı ben e, gidiyorum. Veya se edhebü, ben gideceğim olurdu. Nezhebü olduğuna göre biz gidiyoruz. Se nezhebü olunca da biz gideceğiz. Evet, e, kim e, belli. E, nereye? Mescidi Kuba. İla Mescidi Kuba. E, Kuba Mescidine. E, ne zaman? Evvelen evet zaman da belirtiyor. cevabımız A seçeneği. Beşinci sorumuz. Boş bırakılan yere hangi kelimenin gelmesi uygundur? Bakalım. Beytü Zeynep. Beytü Zeynep, Zeynep'in evi. Garibün yakındır. Evet, nokta nokta. El müsteşfe. Hastaneye. Evet, e, bazılarınızın dediğini duyar gibiyim. Garibün ile neydi? Min. E, ben buna şey diyorum, garibünün kankisidir. Min. Min olmadan hiçbir yere gitmez. Yani tek başına bulunmaz. Garibinden sonra mutlaka bir tane yani min harfi cerini arayacağız. İla değil, e, fi değil. Evet, min. Doğru cevabımız C şıkkında an, e, den dan ile e, a, yer yön belirtiyor. Fi de e, yer belirtiyor genel olarak. Altıncı sorumuz yazlık elbiseler tamlamasının Arapça karşılığı hangi seçenekte bulunmaktadır? A. Esirvelü pantolon davilün uzundur. Burada bir şey yok. El melabisu elbiseler es sayfiye. El melabisu sayfiye. Evet, burada bir sıfat tanımlaması var. Yazlık elbiseler, yazlık kıyafetler. C. Levnü tennura levnü tenura eteğin rengi. Peki hocam e, cevabını bulduk. Diğerlerini neden çözüyoruz? E, bu sınava hazırlık soruları bunlar. Ola ki öğretmenleriniz, öğretmenleriniz yazlık elbiseler değil. E, ne der? Eteğin rengi der. Veya da e, pantolon uzundur der. Ve diğer cümleleri de sorabilir. E, biz yazılıya hazırlık anlamında yazılıya çalışmak için e, hepsini de çözmeye çalışıyoruz. Evet, levnü tenlura eteğin rengi dedik. El melabisu şeteviye e, kışlık elbiseler. Hangisi yazlık kıyafetlerden birisi değildir? A şürtün şort, yazlık kıyafetlerdendir. B şipşip şip". Terlik. Bu da yazlık. C. T-shirt, e, t-shirt. E, mi -taf. mi -taf da kalın ceket. Bu kaban olur, mont olur, e, palto filan e, diyebiliriz. Yani kalın kışlık ceket için kullanılıyor Mi'taf. Evet bu yazlık kıyafetlerden değil. Doğru cevap D seçeneği Evet 7 soruyu bitirdik. Sekizinci sorudayız. Eyne nerede Tegau bulunuyor? Bulunur. El Kudüs. Evet Kudüs nerede bulunuyor? Sorusunun cevabı hangi seçenekte yer almaktadır? Evet bunu hepimiz herhalde biliyoruzdur. Türkçe olarak biliyoruzdur. E, Kudüs nerede bulunmaktadır? Filistin'de değil mi? Hemen Filistin arayalım. A. Fi Filistin. Filistin'de. Evet yer belirtiyor. Fi Filistin, B Fil Kabe, Kabe'de, Fi Suudiye, Suudi Arabistan'da olmaz. Minel Müsteşve, Müsteşve hastane. Minel Müsteşfa den. Bu anlamsız bir şey. Herhangi bir şehir, ülke vesaire yok. Evet, doğru Fi Filistin A seçeneğinde yer alıyor. 9 Hangisi kutsal mekanlardan birisi değildir? A. Garu Hira Hira mağarası Evet peygamber efendimize vahyin geldi. ilk vahyin geldi mağara. El Kabe'tü Şerife Kabe-i Şerif Evet bunu zaten biliyoruz. Kutsal mekan, kutsal yerimiz. Medine'tü Curum Evet Çorum şehir Medine'tün şehir Medinetü, çorum. Çorum her ne kadar dünyanın merkezi olsa da ama kutsal mekanlardan birisi değil. E, değil olan seçeneğimizde C şıkkı işaretliyoruz. D. Meqbaratül cennetil mualla. E, cennetül mualla mezarlığı. Mekbaratün mezarlık demek. Kabirden aklınıza getirebilirsiniz. 10. Cümlesinde aşağıdakilerden hangisi geçmemektedir? Kubbetü's Sahra. Kubbetü's Sahra garibetün garibe yakındır. Minel Mescidil Aksa. Mescid Aksa'dan yakın yani Mescid Aksa'ya yakındır diyor. Eee Sahra. Evet bakalım bu kelimeler şöyle bir silelim. Evet Kubbetü's Sahra Kubbeti Sahra. Evet. de geçiyor. garibet garibetün yakın. O da burada geçiyor. Mine el Mesjidül Aksa. Mescid Aksa'da nerede geçiyor? Evet. C'de geçiyor. Bir tek mescid Haram var. Burada geçmeyen doğuracağımız D seçeneği. 11. sorumuzdan devam ediyoruz. Cümlesinde altı çizil ifadenin anlamı nedir? Evet baştan okuyalım. Eee ola ki öğretmenleriniz bunun altı çizili değil de böyle bir cümleyi verir. E, cümlenin tamamını sorar veya da cümlenin içindeki bazı başka kelimelerin anlamlarını sorar. Sadece bir kelime değil, birden fazla ne, kelimeden oluşan ibareler, tamlamaları da sorabilir. Onun için siz mümkün olduğunca kelimeleri, cümleleri, tamlamaları iyi bilmeye çalışın. Sınava hazır bir şekilde girmeye çalışın. Evet Gabru nebi yine. Gabrun kabir. Nebi yine peygamberimizin kabri. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kabri fil mescidin nebevi. Mescidi nebidedir. mescid nebi de fi evet de da mescidi nebidedir. Eleyse kezalik öyle değil mi? Evet kezalik ke gibi demek. Zelike bu. Ya bunun gibi değil mi? Böyle değil mi? Öyle değil mi anlamında bir kalıp ifade Arapçada. Evet, A nerede bulunuyor? Değil. Öyle değil mi? Doğru cevabımız B seçeneğinde yer alıyor. 12 Sorusunda altı çizili kelimenin anlamı nedir? Bakalım ne diyor? Evet, şurada ekran resmi alırken bir çizgi çıkmış. Bu sizin kafanızı karıştırmasın. Et tüfat dilü. E burada m, mi anlamı veriyor. Tüfat dilü, sen tercih ediyorsun. Sen tercih ediyor musun? Mi, mi. Er, rabi, ilkbaharı. em yahut, yoksa el, -harif. Son baharı. Evet, sen e, ilk baharı mı, şöyle silelim, tekrar baştan şey yapalım. Evet, ilk baharı mı, yoksa son baharı mı tercih ediyorsun? Evet, altı çizil kelime neydi? M. M'in anlamı neydi? Yahut, yoksa anlamlarına geliyor. O da A seçeneğinde yer alıyor. 13. sorumuzdan devam ediyoruz. M hadihi bu ne? Hadihi bu M ne? A şip, şip neydi? Terlik. B gamiz gömlek. Nezara gözlük. Gubbe'a şapka. Evet, Doğru cevabımız Gubbe'atün şapka. 14 Beridun kelimesinin zıt anlamlısı hangi seçenekte verilmiştir? Beridun neydi? Soğuk. A) Harun sıcak. Evet zıt anlamlısı burada B) Esbaha Esbaha yüzmek. Mütedil ılıman, orta. D şıkkı da Füsul. Füsul de Faslun mevsim, füsul mevsimler. Doğacağımız A seçeneği. 15. sorumuzdayız. Yukarıdaki sözü söyleyen kişi hangisinden bahsetmemiştir? İndi benim var. Blüfer kazak ve cekitün ceket ve cevrap ve çorap. Evet, benim kazağım, ceketim ve çorabım var, diyor. Ee, kazak var, e, çorap var, ceket var ama pantolon yok. Doğru cevabımız B seçeneği. 16 Seçeneklerdeki kelimelerden hangisi sıfat anlamı içermez? Sıfat neydi? bir kelimeyi niteleyen kelime diyebiliriz. Evet. A. Cedidün yeni. Bu e, kelimeleri niteler mi? Onun bir özelliğini söyler mi? Evet. Cedidün yeni. Yeni elbise, yeni araba e, vesaire kullanılabilir. Bu sıfat anlamı taşıyor. B. Gadimün. Gadimün eski. Eski araba, eski ev, eski telefon vesaire Bakın e, kelimeleri niteleyebiliyor. C. Câkitun. Câkitun niteleyen bir sıfat değil. E, nitelenen bir e, nesne diyebiliriz. Bir eşya diyebiliriz. E, ne olur? Câkitun cedidun. İşte yeni ceket. Câkitun gadimun gibi. E, bu sıfat olmaz ya yani mevsuf yani e, nitelenen e, sıfat tarafında nitelenen olabilir cevabımız C şıkkı cemilün güzel evet bu da bir sıfat anlamı taşıyor 17. sorumuza geldik Arapça kelimelerden hangisinin anlamı yanlış verilmiştir Gaim bulutlu doğru bunda bir yanlışlık yok. Müsplic karlı, karlı yanlışlık yok. Müşmis güneşli. Evet müşmis e, daba bir gün olması gerekirdi. E, sisli kalması için veya da müşmis kalacaksa buranın da güneşli olması gerekirdi. Evet bu kelimemiz yanlış e, mümtir yağmurlu bu da doğru. 18, ibaresinin Türkçe karşılığı nedir? Beytü, beytün ev. Beytü viladeti e, doğum evi er rasul peygamberin e, doğum evi veya da peygamberin doğduğu ev diyebiliriz. Evet, Erkam'ın evi değil, peygamberin doğduğu ev. Doğru cevabımız B seçeneğinde yer alıyor. 19. Boş bırakılan yere hangi kelimenin gelmesi gerekir? Fis seneti. Senede var. Senede var. Fis seneti senede var. Nokta nokta. Füsul. Az önceki kelimelerde geçmişti. Neydi? Faslün, füsulün. Faslün mevsim, füsulün mevsimler. Evet, burada boşta ne gelmesi gerekir? E, deneyelim. A seçeneği et tis'a evet tis'atü evet, tis füsul dersek ne olur? 9 mevsim. Evet 1 senede 9 mevsim var mı? Yok. Bunu eliyoruz. B sevati füsul var mı? 7 mevsim. Yok. Erbaatü füsul evet C şıkkı doğru cevap. Çünkü 1 senede 4 mevsim var. D hamse e, bu da 5, hamsatü füsul, 5 mevsim bu da olmaz. Evet, son sorumuza geldik. Mahelihi bu ne? Gâru Sevr. E Sevr mağarası. B el kâbetü Şerife. kâbe i Şerif. Evet, biz Müslümanların e, kutsal yeri. E, Beytullah e, diğer ismiyle Allah'ın evi. E, haç hac ettiğimiz bir mekanımız. Evet C Cebelü Rahme, e, Rahme Dağı e, Müzdelife. Bu Müzdelife işte vakfe yapılan e, haç hac konularında e, görürsünüz zaten. Evet Müzdelife. Doğru ne? Kabe-i Şerife B B şıkkı. Evet sevgili öğrencilerim, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bundan sonraki çekecek olduğum videolardan haberdar olmak istiyorsanız bildirim ayarlarını açabilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Bunlar klasik sözler. Evet bir başka videoda bir başka derste veya da bir başka yazılı sınavı çözümünde buluşmak üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sınavlarınızda başarılar diliyorum.